Yeni bir inceleme videosundan herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte Apple Watch Series 9'a yakından bakacağız. Eğer aklınızda bir Apple Watch modeli almak varsa Series 9'u sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Ve bu videoda Series 9 incelemesinin yanı sıra eğer ilk defa bir Apple Watch alıyorsanız sizlere bilmeniz gerekenler hakkında bilgiler vereceğim. Sözü daha fazla uzatmayalım. Gelin videoya başlayalım. Bu arada Apple Watch Series 9 veya Apple'ın diğer ürünlerini satın almak isterseniz Gür Gençler mağazalarına giderek yerinde bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca Gür Gençler'in internet sitesinden de avantajlı fiyatlarla Apple ürünlerine sahip olabilirsiniz. Bu arada yeni açılan Adana Optimum AVM Apple Premium Reseller ve Ankara Panora AVM Apple Premium Partner mağazalarında da tüm Apple ürün ve aksesuarlarını satın alabilirsiniz. İlk olarak Series 9'un fiyatıyla başlayalım. Eğer siz 41 milimlik bir Apple Watch tercih ederseniz 14.999 liraya bu akıllı saati satın alabilirsiniz. Ancak saatin biraz daha büyük olsun, ekrana daha fazla odaklanayım derseniz 45 milimlik model tam olarak 15.999 Türk lirası. Saat satın aldığınız zaman şu şekilde bir kutu sizleri karşılıyor. Kutu içeriğine baktığımız zaman akıllı saatimizin kendisi iyi bir kılıfla korunmuş bir şekilde bizleri karşılarken hızlı şarj için bağlantı kablomuz ve bir adet de satın alma kısmında seçtiğiniz kordon sizleri karşılıyor. İsterseniz şu şekilde cırt cırtlı olan veya direkt olarak metal pinli direkt iç içe geçen kordonu tercih edebilirsiniz. Ayrıca satın alma kısmında GPS artı cellular olan modeli tercih ederseniz burada fiyat 33 bin liraya çıkıyor. Ama buna gerek yok arkadaşlar. 15 bin liralık bu akıllı saat sizin hayatınızdaki tüm işlemleri, sağlığınızı, sporunuzu, her şeyini kontrol edebilecek seviyede. Çünkü siz bu akıllı saati aldığınız zaman eğer ilk defa bir Apple Watch kullanıyorsanız sağlığınız tamamen Apple Watch'un içerisinde. Siz iPhone'unuzdan spor aktivitelerinizi, sağlığınızı, egzersiz gibi aktivitelerinizi yönetebiliyorsunuz. Veya kadın sağlığı için döngü, geriye dönük döngüyü takip edebiliyorsunuz. Ve aslında hayatınızı daha iyi bir düzene sokmuş oluyorsunuz. Peki bu akıllı saatte neler yapabilirim derseniz, sesli konuşma yapabilirsiniz. iPhone'unuz ile bağlantı kurduktan sonra bu akıllı saati bir kamera olarak kullanabilirsiniz. Mesela benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi de bazen tepe kamerasıyla videolar çekiyorum. Yani bir ürünün kutu açılışını yapıyorum şu şekilde ama bazen ofiste kamera bulunmuyor. Bu nedenle iPhone'u bir tepe kamerası olarak kullanabiliyorum. Ve Apple Watch'umdan kamera kısmına girdiğim zaman direkt olarak buradaki nesneyi Apple Watch'umdan görebiliyorum. Ve iPhone'a gerek duymadan saatim üzerinden kamerayı kontrol edebiliyorum. Bunun dışında Series 9 modelinde yeni bir çip var. Bunun adı S9 arkadaşlar. Ve Neural Engine dediğimiz yapay zeka öğrenimi de artmış durumda. Siz bunlarla birlikte hem yüksek konum tahmini yapabiliyorsunuz. Hem de şu hareket sayesinde yani baş parmağınız ve işaret parmağınızı birleştirdikten sonra bazı eylemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela neler yapabilirsiniz? Atıyorum şu anda beni çeken Faruk beni aradığı zaman sadece şu hareketi yaptığım esnada ben akıllı saatimden gelen aramaları yanıtlayabilirim. Bazen başınıza gelmiştir. Telefonu şu elinize alırsınız. Kolunuzda saat vardır ve atıyorum otobüstesiniz ama saatinize bir çağrı geldi veya eliniz tamamen dolu. Telefon bile yok. Ne yapıyorsunuz? Bazen işte burnunuzla falan bu hareketi yapmaya çalışan illaki olmuştur. Artık bunun önüne geçmek için şu hareketi yaptıktan sonra eylemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu açmak ise arkadaşlar iPhone'unuzdaki Watch uygulamasından oluyor. Uygulamaya girdikten sonra sağ alt tarafta hızlı eylemler butonu bulunmakta. Bunu açık hale getirdiğiniz zaman bu hareketi yapmanız mümkün hale geliyor. Tabii bu daha öncesinde vardı. SSF Touch dediğimiz bu özellik sayesinde hareketleri kullanabiliyordunuz. Ancak yenilenen S9 çipiyle birlikte bu hareketi daha hızlı ve daha minimal bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında gelin Series 9'un biraz tasarımına bakalım. Burada ben gece yarısı rengini tercih ettim ve alüminyum bir kasa olduğunu belirtmek istiyorum. Cihazın alt kısmına baktığımız zaman burada belli başlı sensör var. Bu sensörler sayesinde kandaki oksijen değeri gibi stres, nabız, uyku takibi veya kalp ritminizi ölçme gibi eylemler gerçekleştirilebiliyor. Ve siz bunu Watch uygulamasından kontrol ederken cihazın kendi arayüzü sayesinde de tüm sağlık verilerinizi görebiliyorsunuz. Günde kaç saat uyuduğunuzu, ne kadar strese maruz kaldığınızı veya gün içinde nabızınızın hangi seviyelere çıktığını hem saat üzerinden hem de telefon üzerinden görüntüleyebilmek mümkün. Cihazın sağ tarafında iki adet tuşumuz var arkadaşlar. Bunların bir tanesi basmalı ve çevirmeli olarak geçiyor. Burada bir crown var. Siz bunu
ekranı çevirdikten sonra dokunsal bir geri bildirim alıyorsunuz. Hem uygulamalar arasında gezinirken hem de diyelim ki fotoğraflarınıza bakıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Alt kısımdaki kontrol merkezi tuşumuz artık yenilenmiş durumda. Önceki nesillerde buna farklı bir fonksiyon atayabiliyordunuz. Ancak şimdi kontrol merkezi olarak geçiyor. Buna bastıktan sonra neler yapabilirsiniz? Ekran parlaklığınızı ayarlarken rahatsız etme modunu alabilirsiniz. Mesela kimsenin sizi rahatsız etmemesini istiyorsunuz. Buradan rahatsız etme kısmını alabilirsiniz. Uçak modunu alabilirsiniz. Veya akıllı saatinizin içerisine biraz su kaçtığını düşünüyorsunuz. Hemen burada damlacık butonuna tıkladıktan sonra şuradaki crown'a basılı tutuyorsunuz. Ve aslında hoparlörlerden gelen o yüksek basınç içerisindeki suyu dışarı atıyor. Bu gerçekten güzel bir özellik. Bu arada ben Series 7'den Series 9'a geçtim. Ve aslında hem tasarımsal olarak hem de performans olarak pek bir fark hissetmedim. Şunu söylemek istiyorum. Eğer Series 3 veya Series 5 kullanıyorsanız en yeni bir Apple Watch'a geçtiğiniz zaman burada performans farklılıklarını, tasarımı kesinlikle fark edeceksiniz. Ve sizlere Series 9 ile gelen yeni özelliklerden de biraz bahsedeyim. Series 9'a gelen S9 çipi sayesinde burada 5.6 milyarlık bir transistör var ve bu transistörler sayesinde S8 çipinden yani bir önceki Apple Watch'a göre %60 daha fazla olan bir transistörden bahsediyorum. Peki bu transistörler ne yapıyor? Daha fazla performans çekirdeğini bizlere sunabiliyor arkadaşlar. Ve burada Neural Engine dediğimiz yapay zeka öğrenimi 2 kat artıyor. Bu sayede Siri ile daha hızlı bağlantı kurabiliyorduk. Önceden Siri ile bağlantı kurmak için işte Hey Siri dediğimiz zaman Apple sunucularından bir cevap alıyorduk. Artık Siri tamamen akıllı saatin üzerinden bazı işlemleri yürütebiliyor ve bu sayede daha hızlı. Mesela spor yapmak istiyorsunuz. İşte Siri koşuyu başlat gibisinden bir komut verdiğiniz zaman bunu daha hızlı gerçekleştirebiliyor. Bir diğer yeni özelliğimiz ise ultra geniş bandlı çip arkadaşlar. Bu iPhone 15 serisinde de var. Artık bir arkadaşınızı veya eşyanızı bulmak istediğiniz zaman direkt olarak Apple Watch'un içerisinden bunu yapabiliyorsunuz. Bu artık daha farklı ve daha hızlı. Çünkü AirTag'e benzer bir konum görüntüsü açılıyor ve eşyanızın nerede olduğunu öğrenmek için adım adım metre metre görebiliyorsunuz. Tam konum doğruluğu S9 çipiyle birlikte daha iyi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca ek bir bilgi vereyim. Apple Watch Series 9 karbon nötr kurallarıyla çıkmış ilk ürünü Apple'ın ve Apple 2030 yılına kadar tüm ürünlerini karbon salınımı olmadan doğaya kazandırmak istiyor. Yani doğaya saygılı, bu konuda prestijli bir marka olmayı hedefliyor. Zaten kutunun üzerinde 5 yapraklı bir yonca görüyorsunuz. Bu da doğaya saygı ibaresi taşıyor. Bu arada ekran tarafında önemli bir yenilik var. Artık önceki nesillerde 1000 nit olan parlaklık bu seride 2000 nite kadar çıkmış durumda. Bu sayede gece karanlığında çok fazla bir ışıkla karşılaşırken gündüz güneşin alnında ekrana tamamen odaklandığınız bir parlaklık seviyesi görebiliyorsunuz. Mesela güneşli havada bir yürüyüş yapıyorsunuz. Ekrana baktığınız esnada tüm bildirimleri görebiliyorsunuz, saati görebiliyorsunuz veya uygulama erişme gibi durumlar artık daha rahat 2000 nit seviyesi sayesinde. Ayrıca bu ekran 1 nitlikte minimum parlaklığa düşebiliyor. Ve ekranımız LTPO OLED bir ekran olduğu için her zaman açık ekranı da siz bu akıllı saat üzerinden kullanabiliyorsunuz. Kadranları değiştirmek için ister Watch uygulamasında isterseniz de saatin üzerindeki kadrana basılı tuttuktan sonra, saat çektikten sonra burada artı kısmını görüyorsunuz ve dilediğiniz kadranı da burada ekleyebiliyorsunuz. Peki saatin arayüzünde dolaşırken neler yapabilirsiniz? İlk olarak belli başlı uygulamaları siz akıllı saatinize yükleyebilirsiniz. Buradaki tuşa bastığınız esnada aşağıya doğru iniyorum. Mesela hangi uygulamaya girmek istiyorum? Diyelim ki Yapı Kredi'ye girdim. Mesela ben Yapı Kredi uygulamasına girdikten sonra burada Yapı Kredi 4. Levent'te hangi şubelere sahip görebiliyorum ve gitmek istediğim şubenin konumunu saat üzerinden başlatabiliyorum veya hızlı bir şekilde sesli not almak istersen buradan sesli notlara girebiliyorum. Hesaplamalara girebiliyorum veya fotoğraflarıma girip buradan fotoğraflarımı görebiliyorum veya kripto paralarla çok uğraşan bir insansam Binance uygulamasına buradan girdikten sonra piyasayı kontrol edebiliyorum ve bunun dışında çok çok daha fazla uygulamaya erişip çok farklı özelliklere de erişebiliyorsunuz. Bunun dışında Apple Watch Series 9 sizlere geri bildirimler veriyor. Mesela çok fazla oturdun, ayağa kalk gibi. Siz bunu aslında saatini de ayarlayabiliyorsunuz. Veya kalp ritmi bozukluğunda sizlere bildirim verebiliyor. Nabızınız çok yükseldiğinde veya azaldığında, atıyorum kalp ritminizde bir değişiklik olduğunda, herhangi bir sağlık problemlerinde acil SOS yani siz bir kaza anında Apple Watch Series 9 bunu anlayabiliyor ve uluslararası çağrı yapabiliyor arkadaşlar. Bu özellikler gerçekten çok önemli çünkü Series 9 tamamen bizim hayatımızı kolaylaştıracak düzeyde. Peki gelelim sesli aramalar kısmına. Şimdi sizlere hem sesli ortamda hem de buradaki ortamda bir görüşme izleteceğim. Çünkü buradaki mikrofon kalitesi gerçekten çok önemli. Series 9 ile yaptığım görüşmelerde karşı taraftan hiçbir şekilde negatif bir dönüş almadım. Ancak bu testi sizin de izlemenizi istiyorum. Şu anda duymuş olduğunuz bu sesler Apple Watch Series 9'un mikrofonlarından geliyor. Şu anda da duymuş olduğunuz sesler iPhone 15 Pro Max'in mikrofonlarından geliyor. Yani şu anda... Yine Apple Watch Series 9'a geçelim kurgucu arkadaşımla rica.
rica ediyorum. Duymuş olduğunuz bu seslerin hepsi bu akıllı saatin üzerinden geliyor. Siz karşı tarafla bir sesli görüşme yaptığınız esnada sesiniz karşı tarafı tamamen bu şekilde gidecek, kapalı bir ortamda. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Şu anda da dışarı çıktık. Bayağı bir ışık var, gözümü alıyor ama duymuş olduğunuz bu sesler mesela şu anda bir araba geçiyor. Bayağı bir sesli bir ortam. Ben yine bağırarak konuşmuyorum arkadaşlar. Normal telefonda nasıl konuşuyorsam o şekilde konuşuyorum ve sesim karşı tarafa Series 9'da bu şekilde gidiyor. Ve geldik batarya kısmına. Eğer Apple Watch Series 9, 8 veya 7 tercih ettiyseniz batarya kısmında ya bir tık daha fazla olabilir miydi diyorsunuz. Çünkü herhangi bir Apple Watch aldığınız zaman Series 6'dan sonra 7'den sonraki modellerde bu geçerli. Bir gün sizi tamamen rahat ettiriyor. Tüm özellikleri kullansanız dahi bir gün boyunca Apple Watch size yardımcı oluyor. Ancak burada hızlı bir şarj ile de yolunuza devam ettiğinizi belirtmek istiyorum. Kutunun içerisinden çıkan şarj kablosu ile birlikte 35-40 dakikalık bir şarj ile tüm günü rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Hızlı şarj destekliyor. Ayrıca bir iPhone 15 sahibiyseniz iPhone 15 üzerinden Apple Watch'unuzda şarj edebilmek mümkün. Burada tabii ki de Apple Watch'a tek bir eleştirim var arkadaşlar. Şarj süresinin daha fazla olmasıydı. Bunun dışında gerçekten yani şu anki günümüzde teknolojik bir ortama bakıldığı zaman bu akıllı saat çok çok iyi özellikleri ve hayatımızı kolaylaştıran özellikleri kendisinde barındırıyor. Peki siz Series 9 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani herhangi bir Apple Watch almaya karar verdiğiniz zaman Series 9'u tercih eder miydiniz veya Ultra 2'yi mi tercih ederdiniz? Çünkü şunu da belirtmek istiyorum. Apple Watch Ultra 2 yani şu anda Apple'da satın alabileceğiniz en pahalı akıllı saatin içerisinde Series 9'daki aynı işlemci var. Yani S9 işlemcisi. Ekran parlaklıkları biraz fark edebiliyor. Çünkü Ultra 2'de 3000 nite kadar ulaşıyor. Burada 2000 nit. Tabii orada batarya süresi daha fazla. Burada tipik olarak 18 saatlik bir batarya süresi sunulurken Ultra 2 modelinde 36 saatlik bir batarya ömrü var. Şimdi geldik videonun sonuna. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Kafanıza takılan bir soru işareti varsa yorumlar kısmına yazın. Birlikte cevaplayalım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.